Oy. İşte yenileri çok, gerçekten çok kaliteli. Bakın farklı farklı fiyatları var. Üten abonement, yani hiçbir yere abone olmadan almak istiyorsan 12.490 kronmuş şu arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız ekrana? Arkadaşlar, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu sefer bir teknoloji mağazasını gezdim sizin için. Oradaki işte ürünlere baktık, biraz fiyatlarına bakmaya çalıştık. Ama ve çok istemiyordum bu videoyu çekmeyi aslında. Ama arkadaşlarımız, dostlarımız bu konuda biraz isteği olunca ben de buna kayıtsız kalamadım. Çekmek durumunda kaldım. Çok iyi bir video olmadı. Zaten çekmek istemememin nedeni de baştan biliyor olmamdı. Yani çok iyi bir video olmayacağını biliyordum. Çünkü bir sürü mağaza çalışanının arasında orada işte yasak zaten görüntü almak normalde. O şartlarda işte bir şeyleri tanıtmaya çalışıyorsunuz. Yani bu imkansız bir şey aslında. Ama işte elimden geldiği kadar sadece göstermeye çalıştım. Artık meraklıları böyle o fiyat ve özellik etiketlerini yakından çekmeye çalıştım. Oradan bakarak fiyatlar hakkında bir bilgi sahibi olabilir. Bir de bir sıkıntı da şu, ben hani çok meraklı değilim açıkçası. Teknolojiyi çok fazla takip etmiyorum. Yani ben teknolojiyi kullanıyorum ama işte yeni neler çıktı. Yani ben drone kullanıyorum, kamera kullanıyorum, GoPro şu bu. Birçok şey kullanıyorum ama işte o aman nesi çıkmış, yenisi çıkmış mı, aman işte heyecanla bekleyen işte insanlardan biri değilim ben açıkçası. Ne zaman ihtiyacım oldu veya işte makinem bozuldu, kırıldı, gidiyorum. Birazcık küçük bir araştırma yapıp yenisini alıyorum, o kadar. O yüzden hani çok fazla böyle detaya giremedim bu ürünleri gösterirken, tanıtırken. Kusuruma bakmayın artık çünkü dediğim nedenlerden dolayı ben kendim açıkçası çok böyle mükemmel bir mükemmeli bırakın yani ortalamanın bayağı altında bir video oldu. Dediğim nedenlerden dolayı. Umarım bir en azından bir fikir verir size videoyu seyrettikten sonra diyelim. Şimdilik iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün duyduğuma göre, bunu check etmedim açıkçası, Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi diye duydum. Sörland Center bunun ismi. Şu an buradaki alışveriş merkezlerinden sadece bir tanesindeyiz. Gerçekten çok büyük bir kampüs mü diyelim. Ama Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi diye daha önce duymuştum açıkçası. Burada ne yapacağız bugün? Burada arkadaşlar ben yine sizden gelen istekler üzerine bir elektronik ya da bir bilişim mağazasında ufak tefek bir fiyat araştırması yapacağız böyle. Bakalım hangisini tercih edeceğiz. Burada Elshop ve Power diye iki tane çok önemli. Elon da var da. Özellikle ikisi çok meşhur. Bunlara gireceğiz. Bunlarda bir araştırma yapmaya çalışacağız. İnşallah güzel bir çekim olur. Görüşürüz. Arkadaşlar içerideyiz. En çok merak edilen telefonlardan başlayalım. For example, iPhone 12 64 GB. Direkt almak isterseniz arkadaşlar 9.990 kron. Bakın şu telefon operatörüne abone olursanız 30 ay boyunca 389 kron ödüyorsunuz. Telia diye bir operatöre üye olursanız 489 kron 24 ay boyunca ödüyormuşsunuz. Şimdi değerlendirilebilir. Kaçmış bu? 64 GB. 128 GB iPhone Pro 12.990. Yani bu da işte, bakın şunlara yine üye olursanız işte aylık ödemeleriniz 128 GB Pro Max neymiş? 12.990 gibi. Arkadaşlar çok rahat çekim yapamıyorum. İdare edin artık. Başka ne bakabiliriz buradan? Apple Watch 4.690 kron. Şu da Apple Watch yine 4.990. Evet. iPad Air. Arkadaşlar. Evet. 12 GB'ı ya 128 GB'ı 6.490. iPad Air. 4G'siz. Evet. Fiyatları da böyle arkadaşlar. For example iMac. Ben şöyle
şeyini şöyle göstermiş olayım da arkadaşlar. Ne kadar bu? İşte farklı farklı fiyatları var. 29.240'a da var. İşte 18.990'a da var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Özellikleri burada. Mac Air. MacBook Air. MacBook Pro kullanıyorum ben. Air'ı da arkadaşlar işte farklı özelliklerine göre Core i5, Core i3 işte 15.999'da 12.790 arasında. Arkadaşlar şu MacBook Pro işte bu dehşet bir şey gerçekten. Ne kadar? 1 terabaytlık hard diski varsa eğer 33.999, 34.000 diyelim. Chrome. Ama müthiş, müthiş. Bizde ben şundan kullanıyorum arkadaşlar. Bunun da sıfırı yani 1 terabaytlık hard diski varsa 27.490. 256 kullanacaksanız 16.790 gibi. Ama 512 GB olan daha ucuz. Belki şurada yok. 8. jenerasyonmuş. Evet. Arkadaşlar yine 16.490 ile 27.490 arasında değişiyor ama şu 10. jenerasyonmuş yani. Burada ne var arkadaşlar? Son trend telefonlar hangileri? S20 şu. S20 mi? Mesela şu S20 arkadaşlar. Evet. S20 de arkadaşlar. Bakın farklı farklı fiyatları var. Üten abonement. Yani hiçbir yere abone olmadan almak istiyorsan 12.490 kurulmuş şu arkadaşlar. Bu da S20. Bu da 11.490'mış arkadaşlar. İkisi de 5 GB. Yani 5G. 5G. Evet. Şu. Bir de S20 FE var işte. Bu da 4G. Bu da 7500. 7500 yani, evet. Galaxy S10. S10 Plus. Bu da 9500. 9500. Bu da normal S10. 8000. S20 Ultra var. 5G yine bu. 15700. 15790. Şu mesela A71. Alexa A71. 510-5190 kron arkadaşlar. 128 GB falan filan. Galaxy 64, Galaxy A21S. Bu nasıl? 1990 kron. Benimkinin bir tık üstü işte. Burada Huawei'ler var arkadaşlar. T40 Pro 11.490. Burada da şey 3000 P40 Lite. P40. P40 Lite. Biraz ilerleyelim. Bu? P40 Lite bu. P40 Lite Air. Bu da 2.490 arkadaşlar. Bu 8000 işte P30 Pro. P30 Pro. Kameraları galiba bunlar şey yapıyordu. Huawei P Smart. 1790. P Smart. Bu da P Smart 2019. 2300 kronmuş. 2290 kron. Aynen. Burada da ne yazıyor? Y5. 1500 kron. Evet. Bu eski galiba. 4990 liraymış arkadaşlar. Şu da 1790 liraymış. Nokia'nın akıllı telefon arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz. Evet. Burada da arkadaşlar farklı akıllı saatlerimiz var gördüğünüz gibi. Ben şöyle Samsung'un gerçekten çok hakim değilim arkadaşlar. Sadece gösteriyorum. Siz değerlendirin artık bakın. Biliyor musunuz? Şöyle mesela.
Şurada arkadaşlar bayağı büyük bir televizyon. Fena değil fiyatı. Az önceki Samsung 60 binmiş. Altındaki de mesela çok büyük. Şu çok güzel bir televizyon. Evet. JBL kulaklıklar arkadaşlar. Sony şu kulaklığı da 3900. Sony'nin diğer başka bir kulaklığı. Farklı Bluetooth kulaklıklar var burada. Hepsi oyun bilgisayarı bunlar. Aynen. Evet arkadaşlar, bunlar oyun bilgisayarlarıymış. Zaten şeylerinden anlarsınız. Şunun ikisi, şu mesela. Özellikleri. Şu bilgisayarı. Şu. Evet arkadaşlar, oyun bilgisayarıymış. Bilgisayarı. Bunlar da oyun koltuğu sanırım. Şunlar da. Şu bilgisayar arkadaşlar 19.990 yani 20.000 kron. Şu bilgisayar da yine baya baya bir özellikli güçlü bilgisayar. 16.490 kronmuş. Dronlar burada. DJI'nin. Zaten DJI gidiyor en çok piyasada biliyorsunuz. Fakat bunların fiyatlarını ben burada göremedim maalesef. Şunlar mini. Miniler çok avantajlı şu an çünkü burada da kurs falan gerektiriyor arkadaşlar şu an. Kursa gitmemiz, kaydetmemiz gerekiyor şeyleri. Ve GoPro'lar. Hero 9 Black 5490. Hero 8 3681. Hero 7 2990. 2390 Heroes 7 Silver. Arkadaşlar. Bakın. Ne kadarmış? 21.999. Şu neymiş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu bilgisayarda. 21.999. Böyle biraz daha düşüyor. Bakın. 4.9500 evet. Şu halinde. İşte tabletler var arkadaşlar. Tabletler. Mesela Samsung şu arkadaşlar. 4490. Bu alanda meşhur Kindle var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel kitap okumak için. 2399 kron. Ve şu Kindle işte meşhur. 1500 kron. Huawei'nin arkadaşlar. Şu özellikteki. Huawei Mate. Şöyleymiş. Bu hangi marka? Bu Lenovo. Şöyle yazıyor. Şu özelliklerde bir bilgisayar arkadaşlar. Bir de Huawei'nin. Şöyle bir özellikli bilgisayar. 13-14 bin kronmuş. Evet. Bunu böyle bir dizayn ilk defa görüyorum. Yeşil bir dizayn değil mi? Yani burası ekran mı acaba bunun? Evet, ekran. Şöyle şöyle bakar mısınız ekrana? 15.000 kron. Oyun ekranı işte. Şey değil mi? Hepsi içinde sıralı fiyat değil mi? Evet. Sadece ekran 15.000. Bunun kasası var mı ki? Şurada mı kasa? Ama şey yok işte. Vay be.
Şu an sadece Apple ürünlerinin satıldığı bir mağazadayız arkadaşlar. App Store değil de Pippin diye bir yer burası. Sadece Apple ürünleri satılıyor. Evet, iMac Pro 61.199. Özellikleri de şöyleymiş arkadaşlar. Şurada arkadaşlar iMac 27 ekran 22.999. Tabii farklı özelliklere göre fiyatları değişiyor. MacBook Air'ler. Şurada iPad mini 5. Mac Air. Arkadaşlar ben Mac Air'i çok yani bizim bilgisayar burada işte. Pro tabi çok daha güçlü. Çok işlemi yapabiliyorsunuz. Mesela ben videolarımı işte bu Pro'da yapıyorum. İşte bu 16 ekran gerçekten harika bir bilgisayar şu. Ama bu 13 ekranlar çok kullanışlı geliyor bana. İşte yenileri çok gerçekten çok kaliteli. Bizimkinde böyle bir özellik yok. Dokunmatik değil mi? Ha, bizimkisi de dokunmatik. Biraz sert dokunuyorsun bizimkine. Buna sağlam dokunacaksın bizimkine. Bu gayet tabii şık. Şunda var mı? Güzel. Evet. Evet. Maalesef arkadaşlar şey dünyasını çok iyi takip edemiyorum ben. Elimde ne varsa onu kullanıyorum sadece. Ama ne gelişmiş ne çıkmış. Şuna var değil mi? Çok iyi. Çok şık olmuş ama ben bunu gerçekten ilk defa gördüm biliyor musunuz? Bu kadar takipteyim yani teknolojiyi onu söyleyeyim de. Çok iyi. Şu ne kadar geniş değil mi şurası? Evet. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz harika da MacBook Pro 28.900 yani 29.000 Chrome. Öbür tarafta ne kadardı çok hatırlamıyorum. iPad Air. Ne kadarmış? 64 GB 7.000. 7.000. O sana kalemini falan da satın alabiliyorsun. Şu şey klavyeyi. Apple'ın bu özelliğini hiç sevmiyorum. Her şeyi size satıyorlar maalesef. Kalemini ayrı satıyor bilmem işte. Jackları zaten bu aparatlarını biliyorsunuz. Ayrı bir dert. Ama bunu kullanıyoruz. 12 Pro olmalı. 12 Pro olmalı. 12 Pro. Ne kadar? 512 GB 17.000. 256 GB 15.000. 128, 13, 14. Arkadaşlar işte bakın. Çok şey cidden kullanışlı. Hı? Çok kullanışlı. Bu hangisi? Yani. 12 mi o da? Bu 12 mini. 12 mini. Arkadaşlar burayı da terk ediyoruz. Gördüğünüz gibi burası böyle bir mağaza. Yani Avrupa'nın en büyüğü dedim ya demin arkadaşlar. Hakikaten burası bu merkezlerden sadece bir tanesi. Yani bunu burası küçük bir ilçe gibi yani. Kocaman bir yer. Yani çok neredeyse bütün araba markalarının standları burada. Showroom'ları. Birçok spor mağazasıdır. Yani aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar burada. Yani yazın buralar dolup taşıyor yani Norveç'in birçok yerinden. Avrupa'dan gelen olur mu buraya bilmiyorum. Avrupa'dan gelenler için çok bir neden yok yani fiyatlar normal fiyatlar sadece çok büyük bir yerleşke yani o manada Avrupa'nın en büyüğü muhtemelen onun dışında yani normal bir işte bizim memleketteki alışveriş mağazaları gibi sadece hani böyle malzeme almak için mutfak malzemesi almak için değil yani aklınıza ne gelirse hepsinin koca koca mağazaları var burada yani. Evet. Evet arkadaşlar videoyu seyrettiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım dediğim gibi buradaki teknoloji ürünleriyle ilgili kafanızda böyle bir resim oluşmuştur seyrettikten sonra.
Yani çok kısıtlı bir video oldu gerçekten. Hani ben çok arzu etmiyorum böyle bir şeyi yayınlamayı ama yani bundan daha iyisini de yapabileceğimi düşünmüyorum burada bu şartlarda. Özel bir izin almak gerekir belki ve detaylı tanıtım falan için. Onu da zaten kimse vermek istemiyor. Yani benim ismi lazım değil. Bazı mağazalarda arkadaşlarım çalışıyordu. Onlar rica ettiler böyle şeflerine falan. Kabul etmediler. Gibi burası öyle. Yani belki dünyanın her yeri böyledir bilmiyorum ama. Arkadaşlar yani fiyatları da en son şunu söyleyeyim. Kıyaslarken işte bak Norveç'te atıyorum işte 10.000 kron olmuş şu telefon. Bak burada şu kadar para işte çok pahalıymış, çok ucuzmuş. Yani bana çok real gelmiyor bu karşılaştırmalar. Ama şöyle yapabilir, sadece bir şey söyleyeceğim bununla alakalı. Belki kafanızda daha böyle reel bir değerlendirme olur. Ya burada işte asgari ücret diyelim 22.000 kron arkadaşlar. İşte iPhone'unda normal, hani Pro'su falan değil, normal iPhone 12 64 GB olan telefonu da işte 9.990 kron, yani işte 10.000 kron. Yani bu telefon 10.000 kron, asgari ücret işte 22.000 kron. Yani belki hani alım gücü açısından belki bir değerlendirme yapılabilir. Yoksa hani orada o fiyatmış, burada bu fiyatmış biraz yanıltıcı geliyor bana. Böyle değerlendirebilirsiniz belki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmak isterseniz bizleri çok sevindirmiş olursunuz. Şimdilik başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Bye.